Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İrfan Donat bizlerle birlikte bu bölümde. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk. Biz bugün için aslında başka bir konuyu konuşmak üzere planlama yapmıştık ama hakikaten sabah toplantımızda anlattığın kuş gribi vakaları Türkiye'de de çok yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla biraz daha öne çekip bunu konuşmanın daha doğru olacağını düşündük. Seninle konuştuktan sonra da baktım. 2021 yılının Ekim ayından bu yana dünyada 42 milyon hayvan bu nedenle ölmüş. 193 milyon hayvan itlaf edilmiş, kanatlı itlaf edilmiş. Sadece tavuk kanatlı değil, aynı zamanda deniz hayvanlarına kadar yansıyan çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bu Türkiye'den uzak olduğu için çok fazla konuşulmamıştı ama anladığımız kadarıyla son bir hafta 10 gündeki haber akışına bizde de bayağı ciddi boyuta gelmiş gibi görünüyor kuş gribi. Bir kez daha. Doğru söylüyorsun. Tabii depremin acısı ve o şeyden dolayı biraz belki arka planda kaldı. Ama senin dediğin gibi aslında hikaye küresel manada yaklaşık 18 aydır. Son 18 aydır dünya şimdiye kadarki en büyük belki de kuş gribi salgınını yaşıyor. En öne çıkan ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Ve senin dediğin gibi en az 60 ülkede son 1,5 yılda kuş gribi vakaları görülüyor, irili ufaklı. Ve 200 milyona yakın hayvan itlaf edilmiş durumda. Ama sadece Amerika'da 47 eyalette son bir yılda 58 milyon hayvan itlaf edilmiş durumda. Şimdi ve bunun da yaklaşık 43 milyonu bu arada yumurta tavuğu. Çünkü orada da biliyorsun ayrışıyorlar. Ve iş o noktaya geldi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yumurta fiyatları son bir yılda %150 arttı. Etkisi oldu. Kuş gribinin ekonomik hasarının 600 milyon dolar. Ama et ve yumurta fiyatlarının etkisiyle, enflasyon etkisiyle hasarın, toplam hasarın 1.6 milyar dolar olduğu hesaplanıyor sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan mağdur olan Çin de var. Çünkü Çin de Amerika Birleşik Devletleri'nden en fazla damızlıkçı yumurta civcivi ithal eden ülke. Ve şu anda Çin'de de ayrı bir enflasyonla karşı karşıya kalınmış durumda. Geçen hafta Arjantin, Uruguay gibi ülkeler dahil oldu ve 10 Güney Amerika ülkesinde kuş gribi olduğu artık tescil edildi, tespit edildi. Avrupa'da geçen yılın sonlarına doğru Almanya, Hollanda, İspanya, Avusturya'da tespit edildi. Peru'da keza öyle. Ve Kamboçya'da kuş gribi vakasından dolayı bir kız çocuğu, 11 yaşında bir kız çocuğu öldü, yaşamını yitirdi. Şimdi o yüzden salgının evet hayvancılık sektörü, işte gıda enflasyonu gibi etkileri var. Bir taraftan da insanlara geçtiği için ve farklı bir varyasyonla salgına dönüşür mü diye İngiltere başta olmak üzere birçok ülke bunun senaryosu ve olası riskleri artık hesaplamaya başladı. Şimdi senin dediğin gibi bu biraz sanki dünyanın meselesiymiş, Türkiye ayrışıyor gibi bir tablo vardı. Ta ki ocağın 20'lerine kadar. Çünkü ilk vaka Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde görüldü. Ki Başmakçı dediğimiz zaman da yumurtanın herkesi. Başkenti, aynen öyle. Ve fiyatlar dahi orada belirlenir. Çok büyük işletmeler vardır, illi ufaklı ve birbirine çok yakındır. Orada Ocak'tan bu yana, Ocak 20'den bu yana yaklaşık 5 milyon tavuk, yumurta tavuğunun itlaf edildiği bilgisi geldi bize. Hemen yakınında Denizli'nin Honaz ilçesi, orada yaklaşık 1,5 milyon itlafın olduğu dile getiriyor ki bu ilçe bu arada karantina altında. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'ne Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zaten bildirimde bulunduğu ve onunla ilgili önlemler aldığını en azından biz biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bu kuş gribi salgını devam ediyor. Zaten en büyük sıkıntı belirli bir noktaya gelindi ama dünya için söylüyorum. Bu gribin, salgın gribinin, kuş gribi salgınının azalacağı ya da bundan sonra kontrol altına alındığına dair bir sinyal yok. Dolayısıyla hem beyaz et hem de yumurta tarafında küresel olarak bir arz talep fiyatta oynaklıklar göreceğiz ama şu anda dünyanın belki de yine gözden kaçabilecek bu dönemde bizim gündemimiz biraz daha farklı olduğu için hayvancılık tarafında başka bir risk deli dana. Şimdi Brezilya'da deli dana. Yok eksik ya. Evet maalesef öyle. Brezilya'da en son tespit edildi. Brezilya dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı konumunda ve en büyük pazar da Çin.
Ve Brezilya Tarım Bakanı vakanın tespit edilmesinden sonra iki ülke arasındaki ticaret anlaşmaları gereği Çin'e ihracatı durdurduklarını açıkladı. Şimdi bu tabii Çin açısından olduğu kadar farklı ülke açısından da kırmızı et piyasasında bir oynaklık yaratacak. Çünkü Brezilya'dan sonra en fazla sığır eti ihracatı yapan ülkelere bakıyoruz. Uruguay ve Arjantin geliyor. Hem Çin'e fazla ihracat yapıyorlar hem de bu ülkeler Türkiye'nin de tedarik et, hayvan tedariği ya da et tedarik ettiği ülkeler arasında. Hatta hala hazırda Et ve Süt Kurumu şu anda Uruguay'dan belirli miktarda hayvan alımı gerçekleştirdi. Yoldalar, geliyorlar, işlemleri yapıldı. Ama biliyorsun Türkiye'de arzda sıkıntı var ki buna en son TÜİK verileri de yayınlandı. Tam depremin ilk haftasıydı. Hayvansal üretim verilerini yayınladı. Orada baktığımız zaman Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %5.6 daralmış vaziyette. Küçükbaş hayvan sayısı %2.2 azalmış durumda. Maliyet artıyor, hayvan sayısına düşüş var ve bunun zaten biz et, süt ve türevlerindeki fiyat yansımalarını görüyoruz. Şimdi tekrar ithalatın devamı gelecek olsa birçok ülkede şu anda fiyatlar artmış durumda. Sırf deli dana bakarsan dolayı. Yeni Zelanda, Avustralya buna dahil olmak üzere. Çünkü Çin'in o ithalatının rotası muhtemelen Uruguay, Arjantin, kısmen belki Yeni Zelanda, Avustralya'ya kayabilir. Orada dahi şu anda fiyatlar hareketlenmiş durumda, onu söyleyebilirim. Yani dolayısıyla 2023'te şimdi biliyorsun FAO Küresel Gıda Fiyat Endeksini yayınlıyor ve 10 aydır gerileme trendinde. Yani dünyada gıda fiyatları geriliyor. Gerileyen başlıklar hangileri dersek, bir hububat tarafı, sevindirici olanı. Çünkü hem rekoltelerde çok ciddi bir sıkıntı yok, tahıl koridoru işliyor. Dolayısıyla hububat, yağlı tohumlar, bitkisel yağ tarafında fiyatların zaten gevşediğini görüyoruz. Bu işin sevindirici tarafı. Şekerde keza çok anlamlı bir hareket yok. Orada da kısmi olarak gerilemelerden bahsediyoruz. Ama işin içine hayvancılık tarafı girdiği zaman, et, süt ve türevlerine girdiği zaman orada önümüzdeki cuma günü biliyorsun hem bizim enflasyonumuz açıklanacak hem FAO'nun gıda fiyat endeksi açıklanacak. Orada göreceğiz. Büyük ihtimalle et ve süt tarafında yukarı yönlü bir hareket olabilir. Hani bu 10 aylık gerileme trendini geri çevirir mi bilemiyoruz ama en azından enflasyondaki gerileme hızını yavaşlatabilir küresel manada. Ama Türkiye özelinde baktığımızda biz yine 2023'ün büyük ihtimalle büyük çoğunluğunda gıda enflasyonunu konuşacağız gibi geliyor. Hatta bilmiyorum vaktimiz varsa işin sebze meyve boyutu bile başka noktalara doğru gidiyor. Onu da söyleyebilirim. Çok kısa bir dakikada nereye gidiyor meyve sebze kısmı onu da söyledim. Türk işi gördük mesela. En basitinden ürün bazında söyleyeyim. Somut örnek soğan, kuru soğan olmazsa olmazdır. Marketten alışveriş yapanlar fark etmiştir. Şu anda Türkiye'de en ucuz kuru soğan 17 lira kilogramı. 20 liraya ve üzerinde görmüş vaziyette. Ben de merak ettim. Kuru soğancılarla konuştum. Ne oluyor diye. Dediler ki bir, üretimde daralma var. Çünkü geçen sezon hem maliyetler yüksek, hem işçilik sorunumuz var, hem de su sıkıntısından dolayı beklenen üretim gerçekleşmedi. İki, mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak havadan dolayı depolarda zayiat oranı %5-10 iken şu anda %30'lara kadar çıktı. Bunları üst üste koyduğumuz zaman fiyatlar şu anda üreticiden, depodan çıkış fiyatı kuru soğanın 12-13 lira bandında. En ucuz marketteki fiyat da 17. Dediğim gibi bazı marketlerde 20 küsur lira yaşıyor. Peki fiyat daha da artar mı ya da ne zaman düşer sorusunun cevabı da Nisan'ın 20'sine kadar fiyatta artış olabilir. Düşmesi beklenmiyor çünkü Turfan'da soğan Adana'da Nisan itibariyle şey olacak. Bundan sonra hareketlenecek. O dönemde belki arzdan dolayı bir fiyat gevşemesi olabilir. Yani daha önceki dönemlerde Mısır'dan, Kırgızistan'dan ithalat gerçekleşiyordu. Hem içeride arzı dengelemek, talebi karşılamak hem de fiyatlar için. Ama artık o da çok kolay değil. Çünkü kuru soğan dünyada domatesten sonra mutfaklarda en çok tüketilen ikinci ürün sebze. Ve Hindistan, Fas, Kazakistan, Filipinler dahil olmak üzere şu anda dünyada kuru soğan kıtlığı var. Fiyatlar Pakistan'da son bir yılda %400 artmış. Gerekçe Türkiye'den çok bağımsız değil. Olumsuz evet. İklim koşulları, yüksek maliyetler. Dolayısıyla 2023 gıda enflasyonunu hem Türkiye üzerinde hem de küreselde yine konuşacağımız bir yıl olacak gibi gözüküyor. İrfan çok teşekkür ediyoruz. Finans Merkezi'ne böylelikle son noktayı koyuyoruz. Kısa bir aradan sonra kapanışa doğruyla karşınızda olacağız.